Hepinize yeni bir videodan, yeni bir günden, yeni bir hayattan selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Çünkü bugün yeni bir... Hepinize yeni bir günden, yeni bir hayattan, yeni bir heyecandan... Hepinize selamlar. Yeni bir gün, yeni bir heyecan, yeni bir umut, yeni bir düşünce, artık yeni bir nokta nokta nokta. Siz bu noktaya ne koyarsanız hepinize selamlar. Yeni bir haftaya başladık. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yani ümit ediyorum iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Ya da umarım keyfiniz daha güzel olacaktır, her şey daha güzel olacaktır diyerek videoya başlamak istiyorum. Aslında bu videoyu ben daha önce çekmek istemiştim. Bundan belki 4-5 ay önce çekmek istemiştim. Ama bu videoyu çekemedim çünkü gidip baktım, hatta yanımda 2 tane arkadaşım vardı. Onlar şu an Türkiye'de. Emre ve Serkan. Onlara da buradan selamlarımı iletiyorum. Bu arada ben edit yapıyorum şu anda. Onların kanalını söylemeyi unuttum. Hemen buraya bir resim bırakıyorum. Onları da takip ederek destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Birlikte gitmiştik aslında bu videoyu çekmek için ama bulamadık. Ben de erteledim. Ta ki bu zamana kadar. Sonra dedim ki ya neden? Ya neden? Ne sebep? İnternetten bakıp yapmayayım ki dedim. Ve bugün tam olarak öyle yapacağım. Belki gerçeği kadar güzel, heyecanlı olmayabilir ama aranızda eminim merak edenler vardır. Fiyatları, arabanın ne model olduğunu, kaç model olduğunu, bunun gibi özellikleri merak edenleriniz vardır diye böyle bir videoyu evde çekmeye karar verdim. Size şöyle kısaca göstermek istiyorum. Düzeneklerimi ayarladım gene. Böyle bir tane ayağı boşta olan bir sandalyem var. Telefonumla buradan kayıt alacağım. Bu elimde tutmuş olduğum kamerayı da karşıya koyacağım ve videomuza geçeceğiz. Dün internet üzerinden, daha doğrusu Instagram üzerinden bir soru yöneltmiştim. Hangi tür arabaları merak ediyorsunuz diye. Çoğunlukla Mercedes, Audi, BMW seçeneklerini işaretlemişlerdi. Bu arabalara bakacağız ve ben ekstra olarak Volkswagen'i de koymak istiyorum. Hadi zaman kaybetmeyelim. Bir an önce videoya geçelim. Bakalım Hong Kong'da fiyatlar nasıl? Hangi model araba kaç para? Çiziği kırığı bir şeyi var mı? Herhangi bir eksiği var mı? Hep birlikte kontrol edelim. Hadi videoya geçelim. Umarım iki kamera da beni güzelce alıyorduk. Ne diyelim? Hadi başlayalım. Önce ekran kaydımızı başlatalım. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bu girmiş olduğum site, şöyle düşünün. Türkiye'deki sahibinden.com. Aynı burada da İkinci el, sıfır, ne ararsanız kolaylıkla bulabileceğiniz bir site. Bu site üzerinden şimdi kontrol edeceğiz. Hemen şuraya Cars diyelim. Okey. Hatchback'lere bakalım. Hatchback olsun. Herhangi koltuk olsun. Direkt sahibinden bakalım. Hiç rent-a-car'larla uğraşmayalım. Hemen şuradan ben arabaları da seçeyim. Buradan ben BMW Mercedes Volkswagen ve bir de Audi'yi seçeceğim. Şimdi Audi'yi de bulduk mu? Audi'yi geçtik mi ya? Audi. Ben bu dördüne bakmak istiyorum. Eğer bu tarz videodan hoşlanırsanız bir sonraki videoyu gene aynı şekilde bu konsepte yapabilirim. Ama bu sefer farklı arabalara da bakabilirim. Eğer hoşlanırsanız lütfen bana geri dönüş yapın. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi açtım. Direkt sahibinden olarak açtım. Hiç rent-a-car'larla
uğraşmayacağız. Direkt sahibinden satılan araçlar. Şöyle bir bakalım. Bakın şimdi bir tane Volkswagen Scirocco var. 1.4 TCI DSG şanzıman. Kaç modelmiş? 2003 model. 2003 model 60 bin Hong Kong doları, yani şöyle düşünün, 62 bin 63 bin Türk lirasına eşdeğer. Hemen resimlerine bakalım. Görmüş olduğunuz siyah bir Scirocco. Bu arada benim zamanındaki favori arabalarımdan bir tanesi bu. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir araba, 62 bin 63 bin Türk lirası. Tabi birçoğu kantonistçe yazılı olduğu için pek fazla çeviremiyorum. İngilizce oldukça elimden geldiğince, İngilizcem yettiği kadarıyla çevireceğim size de. Görmüş olduğunuz bu Scirocco 63 bin lira falan. Bakın burada bir tane ilk başta resimlere bakalım. BMW var. BMW 1.18i modeli. Görmüş olduğunuz gibi otomatik. Bu şekilde bir BMW var. Hemen detaylara bakalım. 93 bin kilometredeymiş. 2012 model. Onun dışında 2012 modelmiş. Fiyatı 75 bin Hong Kong doları. Yani Türk lirasıyla 77 bin falan. 77 bin Türk lirası falan. Bu görmüş olduğunuz araba. Hemen başka bir arabaya geçelim. Burada Volkswagen'in bir arabası var. Volkswagen Golf. 1.4 TCI DSG şanzıman. 30 bin Hong Kong doları, yani 32 bin, 32, 33 bin Türk lirası falan. Hemen bakalım. Ne diyor? 2021 8. ay. Herhalde bunun vizesi 2021'in 8. ayında falan doluyor diye tahmin ediyorum. 13.000 cc. Bu görmüş olduğunuz araba 13.000 cc kırmızı. Sunroof'u mu var? Sunroof'u da varmış. Görmüş olduğunuz bu araç 32.000, 33.000 civarı Hong Kong'da. Bakalım başka neler varmış. Ben böyle hızlı şekilde geçiyorum. Size daha çok fazla araba göstermek istiyorum. O yüzden burada bir tane BMW 1.20i varmış. Otomatik sanırım. 2008 model. Kazası belası herhangi bir şey var mı bilmiyorum. Varsa da, yazmışlarsa da ben anlamıyorum. Muhtemelen sahibini arayınca öğrenmek daha kolay olur ama ben elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Araba bu. Görmüş olduğunuz resimlerdeki araba 33.000, 34.000 Türk lirası. 2008 model. Başka ne var? Başka ne var? Bakalım. Mor diyelim. Daha fazla seçenek. Mesela burada Polo var. Bir tane Polo. Volkswagen Polo 1.4. 2012 model, 1.4'müş, 60 bin kilometredeymiş. Bu resimlerde görmüş olduğunuz araba. Geri dönüş kamerası. Bu görmüş olduğunuz araba yaklaşık 32 bin Türk lirası. Türkiye şartlarında. Burada bir Mercedes varmış. Mercedes Benz. A200 serisi, Blue Affection Urban. 168.000, yani bu da 173.000, 174.000 Türk lirası. 2016 model. Apple CarPlay diyor. Options. Brake. Ne diyor? Vallahi ben bunu çok iyi anlayamıyorum. Çünkü daha kantonizm gelişmedi bu kadar ama arabanın resimlerini size göstermek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz araba. Bunda LPG mi takılı acaba ya? Sanki LPG gibi işareti var. Bilemedim şimdi. Bu
bu resimlerde, bu resimde görmüş olduğunuz bu araba. Daha fazla seçenek. Mesela neye bakalım? Mesela burada Audi var bir tane. Audi'ye bakalım. Audi A5 1.8 Sportback paketiymiş. 2014 model, 46.000 küsü kilometredeymiş. Bu resimde görmüş olduğunuz araç. Bunun fiyatı 110.000 Hong Kong doları. Yani burada 114.000, yani 114.000 Türk lirası falan yapıyor da sanırım. Bakalım başka ne model varmış. Abi burada güzel bir Audi A3 Sportback var gene. 1.4 TFSI S-Troptonic'miş. Yarı otomatikmiş. Sadece size şu an resimlerini gösterebiliyorum. Gene anlayamadım. Sunroof'lu olduğunu görebiliyoruz. Muhtemelen deri koltuklar var üzerinde. A3. Bu arada çok uzun zaman oldu. Türkiye'deki fiyatları gerçekten bilmiyorum. Sadece ikinci el araçlarının ve sıfır araçlarının tavan yaptığını biliyorum. Fiyatlarının yüksek olduğunu biliyorum. Aralarındaki kıyaslamayı siz yapın artık. Tabii ki de buradakiler çok daha uygun Türkiye'ye göre ama Türkiye'deki fiyatlar hangi alemde şu an için hiçbir fikrim yok. Bunun fiyatı 108.000 Hong Kong doları, yani 110.000, 111.000 Türk lirası falan yapıyor. Başka neye bakalım? Hadi gelin bir şöyle bir BMW'ye bakalım. Bu BMW 192.000, yani 193.000 Hong Kong doları deyin siz ona. Türk lirasıyla da 196.000, 197.000 falan yapıyor diye düşünüyorum. Bu görmüş olduğunuz araba. Baksanıza ya. Böyle bir araba. Volkswagen Golf. 1.4 TCI DSG şanzıman. 33.000 Hong Kong doları, yani 35.000 Türk lirası. Kaç model? 2008 model Golf GT TCI. Mild Night Blue. Gece mavisiymiş. 2000 1400 cc. Böyle bir araba. Hadi bakalım başka neler varmış. Oo, bu araba ateş ediyor gibi sanki. BMW 1.20i M Sport Auto. 200.000 Hong Kong doları. Yani siz ona 205.000, 206.000 Türk lirası diyebilirsiniz. Evet, tabii gene bir şey anlayamadık. Ama resimlerini gene sizinle paylaşıyorum. Bu görmüş olduğunuz araba. Güzel. Bence gayet güzel görünüyor. Tabii bilmiyoruz ki Kantonizce. Araba güzel ama biz bilmiyoruz. Küfür mü ediyorlar? Arızası mı var? Biz bilmiyoruz Kantonizce. Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Araba böyle bir araba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Başka ne gösterebilirim size? Bakıyorum. Başka ne gösterebilirim? Hadi bir tane daha göstereyim. Sonra da videoyu sonlandıralım. Daha sonra eğer beğenirseniz bana mesaj atabilirsiniz. Göstermemi istediğiniz arabaları tekrar size gösterebilirim. Son olarak da kapanışı
şuradaki en pahalı arabayla yapmak istiyorum. En pahalı araba acaba hangisi? Hemen şöyle price, high price diyelim, en pahalı arabayı görelim. Kapanışı da şu görmüş olduğunuz 299 bin Hong Kong doları olan Audi A5 Sportback 40 TFSI Auto ile kapanışı yapmak istiyorum. 2018-2019 diyor. Acaba 2018'de çıkış yapıp 2019'da mı alınmış bilmiyoruz ki işte. Böyle bir araba. Bu resimde görmüş olduğunuz araba. Araba gerçekten ateş ediyor yani. Bu görmüş olduğunuz araba. 299 bin Hong Kong doları, yani 305 bin, 306 bin Türk lirası yapıyor Türk parasıyla. Böyle bir video çekmek istedim size. Hızlı bir şekilde arabaları gösterdim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer gerçekten bu tarz videoyu beğendiyseniz, bir sonraki videoyu da farklı araba markaları ile çekebilirim. Eğer beğendiyseniz mesaj atıp bana beğendiğinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinize Hong Kong'dan selamlar. Hoşça kalın. Bye bye.